Baylar iyi akşamlar. Ben Doktor Redfield. Bu akşamki videomu bundan bir önceki yaptığım videonun devamlılığı olarak erkeklerin cinsel stratejisi olarak yapacaktım. Çünkü bir öncesine kadınların cinsel stratejisi yani hipergami yapmıştım. Fakat o videodan sonra çok fazla hipergami konusunda soru geldi. Ben de bunları cevaplamak istedim. Bu sorulardan bir tanesi İstanbul'dan Hasan diye bir arkadaşımızın sorusu. Güzel bir mektup yazmış. Onunla da uzun süren iki saatlik bir konsültasyonumuz oldu. İlginç bir hikaye anlattı bana. Tabii hikaye değil, gerçek. Ve e, hipergami iyi de yapmamaya karar verdim. Ve size bu akşam borderline kişilik bozukluğunu anlatacağım. Hasan'ın yaşadığı bir ilişki ve belki de ben dahil olmak üzere pek çoğumuzun yaşadığı bir ilişki paterni. Hasan ilk bu e, hikayeyi yazdıktan sonra bana yani hikayesini diyeyim daha doğrusu hikayesini yazdıktan sonra bu acaba hipergami midir diye sordu. Fakat bunun kendisi kendisine de söyledim aslında bir hipergami olmadığı, yaşadığı şeylerin hipergami olmadığı fakat kadın doğasıyla birlikte özellikle borderline kişilik bozukluğu olan kadınlarda hipergaminin, kadınsal tepkilerin ve patenlerin hormonlanmış bir şekilde çok yüksekten yaşandığını söyledim. Yani bir kadında tabii ki hipergami olacaktır. Bir kadın tepkisel olabilir. Bir kadın duygusal olabilir. Ama borderline olduğu zaman, borderline özellikleri olduğu zaman bunların hepsinin Dozajı sonuna kadar artmış ve hatta barajı geçmiş ve barajı yıkmış bile olabilir. Şimdi gelelim Hasan hikayesine. Ee, bana yazdığı mektubu okuyacağım. Bazı yerleri hızlı geçeceğim, e, özetlemek amacıyla. Ama kendisiyle konuşmamda da ayrıca notlar da aldım. İlginç şeylere değineceğim. Bazı yerlerde soru-cevap oldu. Çünkü Hasan'ın yaşadığı olay ve hikaye daha önce pek çok paternde de gördüm. Türkiye'nin değişik yerlerinden beni arayan arkadaşlar da aynı şeyi anlattılar ve ben de kısmen benzer şeyler yaşadım. Ve ilginç olan Hasan da bu ilişkiden sonra kırmızı hap ile tanışmış. Ben de bu ilişkimden sonra kırmızı hap ile tanışmıştım. Yani en son ilişkimden. Ve başka insanların da yaşamlarında kırmızı hapla tanışırken borderline kişilik bozukluğu bir kadından ya ayrılma sürecinde ya ilişki sırasında ya da o yoğun travma yaşadıktan sonra aldıklarını görüyorum, biliyorum ve çoğunlukla öyle oluyor. Normal giden bir şeylerden sonra zaten kırmızı hapı almazsınız. Anormal giden şeylerden sonra kırmızı hapı alacaksınız. Ve borderline kişilik bozukluğuyla bir ilişki yaşadığınız zaman her şey anormal gidecektir. Şimdi her şeyden önce herkes borderline borderline diye sağda solda söyleyecektir. Fakat şunu anlamanız lazım. Her kadında borderline yok. Kadınların çoğu normal. Normal kadın. Ama kadınlarda borderline özellikler olabilir. Ama borderline kişilik bozukluğu ...çok ayrı bir spektrumdur. Ve e, onun için... ...her hareketten sonra... ...her kadının her tepkiselliğinden... ...her kavgasından sonra... ...bu kadında borderline var... ...dememek lazım. Borderline'ın özellikleri çok e, ayrı olacaktır. E, tabii... ...ben bir psikiyatrist değilim ama bir doktorum. Psikiyatri konusunda da eğitimliyim. Özellikle mesleğim gereği plastik yaramam. Her psikolojiden psikiyatrine anlamamız gerekiyor. Onun için borderline teşhisini uzmanların koyması gerek. Ama her zaman, ve bunu her zaman diyorum. Bir kadından toksik ilişki yaşamaya başladığınız zaman illa bir teşhis olmasına gerek yok. Bir gariplik varsa, sizi mutsuz ediyorsa, yanlış giden bir şeyler varsa, paterner varsa, akıllı bir insan olarak zaten bunları görebilirsiniz. Şimdi gelelim Hasan'ın hikayesine. Hızlıca geçeceğim bazı yerleri. E, Doktor Redbil merhabalar. Videoları ilgiyle takip ediyoruz. soruları dikkate aldığınızı biliyorum. Yaşanmış hikayelerin içeriğini Paylaşınca daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kendisiyle konuştum, paylaşmamı da istedi zaten. Soyadını vermiyorum. Hasan, İstanbul'dan bir arkadaşımız. Ee, kendi hikayemi sizinle paylaşmak istiyorum demiş. Güzel yazılmış, güzel derlenmiş. Kendisiyle de konuştum. Çok akıllı bir arkadaşımız. Ee, yüksek değer bir erkek ve daha da yüksek değer erkek olma yolunda ilerleyen bir insan. 33 yaşındayım. Gemi inşaatı mühendisiyim. İyi bir denizcilik şirketinde çalışıyorum. Aylık kazancım 10 bin civarında. Ben bu arada konsültasyon yaparken her zaman yaşınızı soracağım. Birlikte olduğunuz kadının yaşını soracağım. Çünkü kadının yaşı ve sizin yaşınız cinsel pazar değerinizi değiştirecektir. Kazancınız, yaşam tarzınız bunlar her şeyi değiştirecektir. Onları her zaman sorarım. Eski kız arkadaşım. Red Pill öğretisiyle bir terk edilme sonrası tanıştım. Eski kız arkadaşım ki şu an 28 yaşında. Tanıdığımda üniversiteyi terk etmiş, iş gücü olmayan bir kadınken çevrem ve bağlantılarımla ona iyi bir iş buldum. Şu anda 4000 TL civarında bir maaş alıyor. Red Pill ile tanıştıktan sonra ne kadar betalaştığımı net bir şekilde fark ettim. Aslında betalaşmam ilişkimizin ikinci yılında kızın hamile kalması ve kürtaj sonrası gerçekleşti. Kürtaj sonrası kız kürtaj olduktan sonra yoğun bir vicdan azabı çekmiş ve kızın her dediğini yapmaya başlamış ve bu şekilde betalaşma sürecine girmiş. Tabii kız da bunu çok ciddi bir şekilde manipüle ederek vicdan azabı yaptırarak kullanmış. Daha sonra ilişkinin sonlarına doğru bu mektupta yazmıyor ama kendisiyle konuştum ilişkinin sonlarına doğru yavaş yavaş kız uzaklaşmaya başlamış ve eee indirekt olarak da başka erkeklerden bahsetmeye başlamış. Bu bir kırmızı bayraktır. Baylar yani iş yerinde şöyle bir çocuk var. İşte şöyle iyi bir çocuk, böyle iyi bir çocuk şu departmanda çalışıyor falan. Eğer bir kadın başka erkeklerden bahsetmeye başlarsa özellikle iyi bir şekilde bir şekilde size mesaj veriyor demektir. Çok dikkatli olmanız lazım. İlişkinin sonunda çok trajik bir ayrılmaları olmuş. Kız açık açık şunu söylemiş: "Yeni biriyle yeni şeyler yaşamak istiyorum ve seni sevmiyorum" demiş. Belki de bir erkeğe söylenebilecek en kötü şeylerden bir tanesi bu. Ve başka birisini tercih etmiş ve herkes kendi yoluna devam etmiş. Tabii. Arkadaşın bu ilişkiden çıkabilmesi ki hala bir süre bir süreç olmuş. Bir sene boyunca. Hala tam çıkabilmiş değil. Büyük bir yaralanma ve büyük bir travma almış. Büyük bir erkeğin egosuna... Yani ego derken böyle bencil ego tarzında değil. Yani içsel özbenliğine büyük bir travmadır bu. Kadının başka bir erkeği tercih etmesi. Çünkü erkek için... Yaşamsal en büyük travmalardan bir tanesi kıskançlık duygusuyla gelen tabi kıskançlık duygusunun altında da biyolojik bir şey yatıyor. Yani şu yatıyor birlikte olduğum kadının karnındaki bebek bana mı ait büyük sorusu her zaman erkekler ve erkek hayvanlar tarafından Düşünülen bir şey ki zaten bütün kıskançlığın temelinde yatan bu. Yani kadının karnındaki çocuk bana mı ait? Ve genlerimi aktarabilecek miyim? Biyolojik sorusudur erkeğin kafasındaki. Ve kıskançlık duygusu da doğal bir duygudur. Geçen günde bahsettim. Beta tarzı kıskançlık olur. Alfa tarzı kıskançlık. Bundan ayrıca bahsedeceğim. Bu duygudur. Yani alfalar da kıskanabilir. Kıskançlıkları farklı olacaktır ama alfalar da kıskanabilir. Sonuçta kadın en kötü yerinden vuruyor erkeği. Kıskançlık duygusu ve açık açık diyor ki ben artık seni sevmiyorum. Olabilir. Ama onun dışında başka erkeklerin de tadına bakmak istiyorum. Ve onun için senden ayrılıyorum. Tarzında oldukça yaralayıcı ve oldukça travmatize edici bir şey söylemiş kadın. Tabii arkadaşımız o sırada beta. Bir beta'nın böyle bir şey duyması Kaldırabilecek bir şey değil bir erkek için. Bazı durumlarda intihara bile götürebilir. Ne yazık ki bazı durumlarda özellikle toplumumuzda belki cinayete bile götürüyor. Bunlar tabii olmaması gereken şeyler ama... ...insan o anda kendini kaybedip ya kendisine zarar verir ya karşısındakine zarar verir. Bu tarz şeyler ne yazık ki toplumda yaşanıyor. Olmaması lazım. Zaten alfa olsaydı büyük ihtimalle kadın bu tarz bir yöntemi denemezdi. Ancak... Bu borderline kadın her şey deneyebilir. Bor alfa erkeği aldatabilir bir borderline kadın. Böyle bir şey olabilir ama alfa erkek, gerçek alfa erkek böyle bir şey zaten takmaz. Umurunda olmaz ve yoluna rahatlıkla devam edebilir. Ayrıldıktan 6 ay sonra ayrıntılarına çok girmiyorum. Kız tekrar buna ulaşmış. Bir şekilde yoklamış bunu. Arkadaşımız da 6 aydır no contact uyguluyor bu kıza. Tabii o zaman bunun borderline olup olmadığını bilmiyor. Benden ilk kez duydu. Çok bir cevap vermemiş. Devam etmişler. Daha sonra, 6 ay sonra Hasan başka bir kızla çıkmaya başlıyor. Hatta bir avukatla çıkmaya başlıyor. Fakat nasıl oluyorsa birinci sevgilisi, yani bu borderline sevgilisi... ...bu avukat hanıma ulaşıyor ve fake hesaplardan yoğun hakaretler, porno... ...videoları gönderecek kadar hakaretlere varan çok ciddi bir sıkıntılı bir döneme giriliyor. Ve ne yazık ki Hasan'la bu yeni kız arkadaşın arası bozuluyor. Yani iş çığırından çıkıyor ve hatta e, eski kız... ...iyi yenisine işte senin yüzünden ayrıldık tarzında işlere giriyor ve... İş birazcık da olsa mahkeme sürecine yasal sürece giriyor, karşılıklı davaların açılması filan tarzında ee, bir şekilde olayın boyutu artık bir ilişkiden çıkıp tamamen bir kaosa dönüşüyor ve şu aşamada Hasan da e, eski yeni kız arkadaşından ayrılmak durumunda kazanıyor, kalıyor. Tabii kız eski kız arkadaşı hakaretleri bırakmıyor filan. Şimdi e, Hasan'ın bana sorduğu soru şu. Diyor ki bu kadın hipergamisini yanlış hesaplayıp gittiği dalın benden üstün olmadığını mı anladı? Yani onun için mi 6 ay sonra tekrar bana dönmeye çalıştı? Kadınlar hipergamilerini yanlış mı hesaplayabilirler? Ve ayrıca bu kadın benden intikam almak için mi yapıyor ve bu kadının ruh sağlığı bozuk mu? Demiş. Benim Hasan'la uzun bir konuşmam oldu. Ve kız hakkında da bazı bilgiler aldım. Ve bu dediğim gibi ben bir psikiyatrist değilim ama doktorum ve psikiyatri bilgilerim de var ve e, bu konuda çok okudum hem e, bunu anlayabilmek için borderline kişilik bozukluğunu hem de bir aşamada aslında kendi ilişkimi de çözebilmek için çünkü ben de çok ağır borderline kişilik bozukluğu olan bir kadınla çıktım e, bu kadın intihara kadar teşebbüs etti birkaç kere kendine zarar da verdi. Her ne kadar Hasan'ın ilişkisinde böyle bir kendine zarar verme durumu olmasa bile bir şekilde ağır bir ruh hastalığıyla karşı karşıya. Şimdi eski kız arkadaşının bazı borderline'ın bazı özelliklerini söyleyeceğim. Bunu direkt teşhis etmeye kalkmayın. Fakat bu kırmızı bayraklar olduğu zaman birlikte olduğunuz insanda borderline kişilik bozukluğu olma özelliği çok yüksek oranda olacaktır. Kız 28 yaşında ailesiyle yani kendi ailesiyle ilişkisi çok kötü. Babasıyla olan ilişkisi kötü, annesiyle olan ilişkisi kötü. Ailesindeki diğer fertlerin hayat tarzları da çok sağlıklı değil. Ve Hasan şöyle bir şey dedi. Kız benimle bir baba imajı olduğum için çıkmaya başladı dedi. Ve gerçekten bir kadına çıktığınız zaman özellikle babasıyla olan ilişkisini mutlaka sorgulayın. Çünkü hayatlarında maskülen bir e, büyük mentor olmayan kadınlar genelde kadın erkek ilişkilerinde çok başarılı olamıyorlar. Hayatları birazcık dağınık geçiyor. Hayatlarında pek çok erkekle olma şansları olabiliyor. Ve bir türlü kadın erkek ilişkilerindeki pair bonding denen dinamikleri yani çiftleşme veya eşleşme dinamiğini kuramıyorlar. Erkeklere olan saygıları da olmuyor ve çoğu zaman yanlış erkekleri seçiyorlar. Bakın, burada iki şey söylemek istiyorum önemli. İlla bir baba olmak zorunda değil. Yani biyolojik baba olmak zorunda değil ama her kadının hayatında kendisinden yaşlı bir erkek rol model olmak zorunda. Ona doğru yolu gösterecek. Bu çok önemli bir şeydir ve mutlaka ilişkilerinizde bunu sorgulamanız lazım. İkincisi, geçmişe dönüp baktığınız zaman her zaman eskiyi örnek veriyorum. Örneğin 300 sene, 150 sene örneği alın. Evlilik o zaman bir sevgi olayı, sevgi evliliği değil. Ailelerin birleşmesi, varlıkların yok olmaması ve daha güçlenme olayı. O zaman babalar karar veriyor çocukların kimlerle evleneceğine. Belki sevmediği bir insanla evleniyor ama yine de evlilik devam ediyor. Çünkü evlilik kurumu aşk kurumu değil. Disney'e geldikten sonra bir aşk kurumuna, sevgi kurumuna dönüştürülmeye çalışılmış. Ve onun içinde zaten bu evlilikler şu dönemde boşanma %70 oranında. Çoğunu da zaten kadınlar tarafından başlatılıyor. Eskiden babalar karar vermiş. Bu kız bununla evlenecek diye. Kız genç yaşta evleniyor. Hayatında ilk defa o erkeği görüyor. Ve çoğu zaman o erkek de ilk defa hayatında o kadını görüyor. Ve çoğunlukla boşanma olmuyor. Çünkü kadın ve erkeğin toplumda görevleri farklı. Sabah erkek işine gidiyor. Kadın evde çalışıyor. Akşam görüşüyorlar. Masada birlikteler. Yatakta birlikteler. Ve sabah oluyor. Tekrar herkes yerine gidiyor. Kavga yok, dövüş yok çoğu zaman. Ha, bazı kural dışı şeyler oluyor mu? Mutlaka ama e, istisnalar hiçbir zaman kaydeyi bozmaz. Evlilikler kurum olarak devam ediyorlar. Orada evlilik sevgi amacıyla yapılan bir şey değil. Ve eskilerin de söylediği bir şey vardır. Yatağa girince sevgili olursunuz diye. Ve gerçekten öyle. Bu saf iki çocuğu alıyorsunuz. 16-18 yaşında. 150 sene önceyi söylüyorum. 200 sene önce. Hayatında birbirini tanıyorlar. Niye eski evlilikler bu kadar uzun sürüyor? 60 sene, 70 sene, 85 yaşına gelmiş hala aynı insanla evler ama mutlular. Çünkü birlikte mutlu olmayı öğrenmişler. Artık öyle bir şey kalmadı. Kadınların da erkeklerin de hayatından çok fazla insan geçiyor. Ve bir araya geldikleri zaman evliliği son nokta olarak görmüyorlar. Nasıl olsa boşanırım başkasıyla evlenirim mentalitesiyle yaklaşıyor insanlar. Şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Pek çok kadınla birlikte olmuş bir erkek geçmişteki bütün sevgililerini unutabilir ve son olarak birlikte olduğu kadınla eşleşme, kafada ve duygusal olarak eşleşme yapabilir. Bir kadın bunu yapamaz. Belli bir rakam erkekten sonra bir kadında boşanma oranları artıyor ve erkekle pair bonding denen eşleşme yapma ortadan kalklıyor. Bakın Kadınlarda alfa widow diye bir kavram vardır. Yani alfa dul. Hayatında bir veya birkaç tane fazla alfa ile çıkmış kadın kafası tamamen bulanmış olur. Bir daha yeni eşine konsantre olamaz. İyi bir birliktelik kuramaz. Erkekte böyle bir şey yok. Yani tabiri caizse pek çok kadınla birlikte olmuş erkek bile ne kadar çok kadınla birlikte olursa olsun bir kadınla birlikte en son bir kadınla birlikte olup aile kurmak istediği zaman ona konsantre oluyor. Düşünmüyor çünkü amacı spermi dağıtmak. Kadın öyle değil. Kadın her birlikte olduğu erkekten DNA alıyor ve vücudunda o DNAlar kalıyor. Biraz da onların etkisiyle birazcık kadınların ne yazık kafası bulanıyor. Onun için çok fazla birlikte olmuş kadın iyi evlilikler kuramıyor. İnsanın doğasına aykırı bu. Ama biz bunu zorluyoruz. Erkekler de kadınlar da erkek gibi yaşamaya başladı. ...erkeklerle biz eşitiz, istediğimiz kadar erkekle birlikte oluruz... ...ve erkekler çok erkekle birlikte olsak bile bizi eşleri olarak kabul etmek zorundalar... ...diye bir yanılgı var toplumda. Bu ayrı bir konu, dipnot olarak söyledim. Nereden geldik? Babadan geldik buraya. Babaları yol göstermeyen kadınlarda... ...borderline olma şansları çok yüksek. Bu bir. Kızın annesiyle de arası kötü... Ve genelde şunu gördüm ben, narsistik annelere sahip olan kızlarda borderline olma şansı çok yüksek. Yani anne kız arasındaki kızın da iyi bir anne rol modeli görmediği ilişkilerde, aile ilişkilerinde kızın da gelişiminde büyük sorunlar oluyor. Bu benim eski sevgilimde de vardı. Hatta bu konuda kitaplar yazılmıştır. Narsistik annelerin borderline kızları diye kitap var, bilimsel kitap var. Onun için yatsınacak bir şey değil. Onun için birlikte olduğunuz kızla her zaman aile ilişkilerini sorgulamanız lazım. Ailesiyle ilişkileri çok iyi kızlarla da çıktım. Gerçekten ee, çok daha normal insanlar ve çok daha normal ilişkiler kurabilen kızlardı. Şimdi ee, ilişki boyunca gene kırmızı Bayraklardan bir tanesi kızda yoğun bir kıskançlık var ve ben bunu şöyle sordum ee, dedim ki yani hayata dair bir kıskançlık mı var cinsel bir kıskançlık mı var İkisi de var çocuğu yoğun bir şekilde cinsel olarak kıskanıyor yani en ufak bir arkadaşını en ufak bir e, dostluğunu kıskanabiliyor hatta çevresinde kızlar olmasa bile kıskanıyor bununla birlikte oğlanın hasanın yani kendi ailesiyle olan ilişkilerini de kıskanıyor. Hasan kız kardeşine yardım etmeye gidiyor. Onu bile bir duygu sömürüsü aracı olarak kullanıyor. Sen kız kardeşine yardım etmeye gittin benden zaman çalıyorsun gibi yoğun bir kıskançlık. Yani devamlı bir terk edilme korkusu var aslında kızda. Her şey bana bencilce almaya çalışıyor her şeyi. Bu da çok büyük bir kırmızı bayraktır. Hasan bana dedi ki, ben dedi bir aşamadan sonra... ...kendimi artık bu ilişkide bir kafeste gibi hissetmeye başladım dedi. O kadar büyük bir baskı unsuru oluşturmuş ki kız bunun üzerinde. Özellikle e, kız hamile kalıp ve çocuğu aldırdıktan sonra. Şimdi bakın, bu bizim toplumumuzda aslında bir tabu. Yani e, hamile kalma olayı, evet yani insanlar cinsel ilişkiye giriyorlar. Eğer korunmuyorsan hamile kalma riskin mutlaka var. Yalnız şu da var. Eğer hamile kalınıyorsa ve böyle bir şey istenmeyen bir gebelik olmuşsa sorumluluğun %50'si erkeğe aittir, %50'si de kadına aittir. Yani bütün yükü erkeğin üzerine koymak büyük bir haksızlık ama ne yazık ki toplumda bu yapılıyor. Yani sen beni hamile bıraktın. Sen de oradaydın. Yani sevişiyorduk, sen de oradaydın. Kadınlar için belki 30'un 40'ın üzerinde koruma yöntemi var. Erkekler için sadece iki tane korunma yöntemi var. Bir tanesi kondom, bir tanesi de erkeğin kordu bağlatması. Bunun dışında dışarı boşalma bir koruma yöntemi değil. Erkekler için sadece iki tane korunma yöntemi var. Ama kadın için hap var. Tüpleri bağlatabilir. Bazı kadınların rahmi yok. Kondom kullanabilir. Değişik iğneler olabilir. Rahim içi araç kullanabilir. Yani o kadar çok fazla koruma yöntemi var kadınlar için. Ne demek istiyorum? Sen de kadınsan, sen de kendini korumak zorundasın. Eğer hamile kalıyorsan adamı suçlayamazsın. Ama genelde Rolo'nun da kurallarından bir tanesidir. Dokuz kuralından bir tanesi Rolo'nun. Her zaman der, hamileliğin kontrolünü elinizde tutun. Neden? Gene dipnot olarak giriyorum. Ee, bazı kadınlar özellikle yüksek değer erkekler tarafından hamile bırakılmak isterler. Çünkü çocuk olduğu zaman artık o kadını en az 18 yıl bağlısınız o çocuk büyüyene kadar. Çocuk büyüse bile ve o kadını istemeseniz bile, evlenmeseniz bile o kadın hamile kalmış sizden bir şekilde bağınız olacaktır. Ve kötü bir kadınsa özellikle borderline kişilik bozukluğu düşünün ki böyle bir kadına bağlandığınızı. Hayatınız bir cehenneme dönecek. Her gün bu kadını görmek zorundasınız. Bir şekilde çocuk üzerinden sizi manipüle etmeye çalışacak, size duygu sömürüsü yapacak ve emin olun o çocuğu sizden nefret eden bir varlık olarak yetiştirecek. Yani borderline kişilik bozukluğu olan bir kadından hamile kalmanız hayatta başınıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Yani hamile kalmanız değil, yani çocuğunuzun olması. Onun hamile kalıp onu illa doğuracağım demesi. Şimdi onun için çocuk aldırıldığı zaman hiçbir kadın erkeği bir duygu sömürüsüyle yaşatmamalı. Bunu çocuk aldırdı, bitti. Hala yaşın genç. Eğer istiyorsan evlendiğimiz zaman çocuk yapabiliriz. Ama gerçekten sen evlenilmeyi hak eden bir kadın mısın? Ona bakalım önce. Önce sağlıklı bir birliktelikten sonra evlilik olur, ondan sonra çocukluk çocuk olur. Ben evliliğe karşı değilim, her zaman söylüyorum. Evliliğe karşı değilim. Ama evlenmek için çok iyi bir erkek olarak hazır olmanız ve eşinizi iyi seçmeniz lazım. Hele bu dönemde çok tehlikeli. Tabi bu hamilelik sonrası Hasan'a çok büyük baskı yapıyor bu kız. Çok aşırı derecede manipülatif teknikler kullanıyor. Bakın, borderline kişilik bozukluğu olan kadınlar çoğu zaman kendilerine hakim olamazlar. Duygu kontrolü yoktur bu kadınlarda. Aşırı tepkiseldirler. Aşırı tepkilerinden dolayı her türlü hareketi bekleyebilirsiniz. Ama kesinlikle bu kadınlar geri zekalı değil. Çok zeki kadınlar ve çok iyi manipülasyon yaparlar. Borderline kişilik bozukluğu kadınların bir özelliği de devamlı mağduru oynarlar. Her şekilde mağduriyet edebiyatıyla sizi bir şekilde ezmeye, sizi bir şekilde eksik göstermeye çalışırlar. Ben de Hasan'la konuşuyorum. Diyor ki artık ben özgüvenim olan bir insandı diyor Hasan. Artık bu kadına ilişkimden dolayı bende ne özgüven kaldı? Sesimin tonu bile değişmişti diyor. O kadar güzel ifade etti kendini. Yani tabloyu o kadar güzel çizdi ki bana gözümde canlandı. Sesimin tonu değişti. Özgüvenim kalmadı. İnsanlarla görüşemez oldum. Bir kadın bunu yapabiliyor. Ve şunu sordum. Dedim ki bak. Bu kadın dedim. 10 üzerinden kaç verirsin? 6. 6 veriyor. Yani 10 üzerinden 10. Değil. Angelina Jolie'ye çıkmıyorsun. Dünyanın en güzel kadınına çıkmıyorsun. Bu arada Angelina Jolie'yi severim. Veya severdim eskiden ama o da borderline bence. Şimdi artık o da güzel bir kadın değil. Eskiden güzeldi. Belli bir yaştan sonra kadınlar gerçekten güzelliklerini yitiriyorlar. Şimdi yaşlı bir kadına dönüştü. Ayrı bir konu. Konudan konuya atlıyorum ben de Rola gibi. Ee, bakın... 10 üzerinden 6 bir kadın. Ama... ...yüksek değer bir erkeği manipüle edebiliyor. Ve manipüle ettiği tekniklerden bir tanesi de hem mağduriyet... ...hem erkeği eksik olarak gösteriyor ve de en önemli şeylerden bir tanesi çok yoğun bir cinsellik veriyor. Ve Hasan bana dedi ki bak bu bu borderline kadınların bir özelliğidir. Hasan bana dedi ki hayatımda dedi, hiç böyle cinsellik almadım. Ondan sonra pek çok kadınla birlikte oldum. Hiçbirinde aynı cinselliği alamadım. Bir kadın hakkında bunu diyorsanız eğer o kadın çok büyük ihtimalle borderline kişilik bozukluğudur. İnanılmaz bir cinsellik verirler ve cinselliği kafa oyunu olarak kullanırlar ve çoğu borderline kadın cinsellikten aslında direkt olarak kendini bırakıp haz bile almıyor. Onu bile bir manipülasyon aracı olarak kullanıyor. Ben bunu gördüm ve yaşadım. Hasan da aynı şekilde yaşadı. Yoğun bir cinsellik ama aynı anda erkeğin özgüvenini bir şekilde kırma, onu eksik hissettirme, sen beni hamile bıraktın ama bana sözlerini vermedin, sen şöylesin, sen böylesin. Ayrıca kıskandırma, aktif olarak kıskandırma, Hasan'ı pek çok kez kıskandırmaya da çalışmış. Ee, başka erkeklerle konuşarak, onları ima ederek, indirekt olarak belki tehdit ederek, yapmazsan şu erkekle görüşürüm tarzında oldukça zor bir, sıkıntılı bir ilişkisi olmuş. Bununla birlikte bir de şöyle bir şey oluyor. Bu borderline'larda olmayacaktır sadece ama genelde... ...günümüz kadınlarında olan bir şey. Hasan... ...bu kadına finansal olarak da çok büyük yardım etmiş. Tabi burada bir mağduriyet edebiyatı sonrası. Hasan'ı kullanma yöntemleri. Hasan... ...bu kızın... ...kardeşine bile yardım etmiş. Yani şöyle dedi bana. Dedi ki bir yere gidiyorduk dedi. Bir ayakkabıyı beğeniyordu ve o ayakkabı onun oluyordu. Onun için her şeyi yapıyordu finansal olarak. Bunu yapmanıza gerek yok. Bir kadını ne parayla ne paranızla gösterişle satın alın, ne de ona bu şekilde yardım edin. Şunu da söylüyorum. İnsanlara yardım edebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kadına finansal olarak yardım edebilirsiniz ama onun iyi niyetini anladıktan sonra ancak. Ve eğer ayrılırsanız verdiğiniz parayı mutlaka isteyin. Çünkü orada artık inek öldü ortaklık bozuldu oluyor. Yani Kadının sizi bu şekilde manipüle etmenisi, etmesine, finansal olarak kullanmasına ve bunun üzerinden size mağduriyet yapmasına, mağduriyet edebiyatı yapmasına asla izin vermeyin. Kardeşine bile para vermiş. Paranı geri iste dedim. İsteyemem dedi. Çünkü niye istemiyor biliyor musun? O kadar iyi bir insan ki. Bir onur var, bir şeref duygusu var aslında. Erkeklerde bu var. Kadınlarda yok. Bir tane kız arkadaşım. Bana tıraş makinesi almıştı. Ayrıldıktan sonra 9 ay sonra ayrıldıktan 9 ay sonra tıraş makinesini geri istedi. <laughs> Büyük ihtimalle onu yeni erkek arkadaşına hediye etti. Ben de verdim. Bir erkek bunu istemez. İlginç. Hasan hikayesine devam ediyor. Ee, tabii ayrılma sürecinde Ayrılma sürecinde çok trajik bir ayrılma Kadın Sadece ayrılmıyor Hasan'ın gururunu kırarak ayrılmak istiyor Yani diyor ki Başka erkeklerle birlikte olmak istiyorum Eğer bir kadın gelip de size başka erkeklerle Birlikte olmak istiyorum Senden onun için ayrılıyorum diyorsa Zaten 6 aydır başkasıyla birliktedir o kadın Bir kadın B planı olmadan aklında başka birisi olmadan veya zaten birisi birisiyle sizi aldatıyor değilse sizden ayrılmaz. Sevgim bitti ayrıldım. Yapamıyorum biraz kendime bakacağım ayrıldım diye bir şey yok. Bir kadın ayrılıyorsa mutlaka B planı vardır. Ha, siz berbat bir insansınızdır ayrılıyordur o ayrı. Ama her şey normal giderken sana sevgim bitti ayrılıyorum diyorsa mutlaka başka bir erkek vardır. Aksini söylüyorsa asla inanmayın. Bir dalı tutmadan başka dalı kadın bırakmaz. Kendini ortada görmek istemez. Bunu unutmayın. Ve bu kızın da çok büyük ihtimalle vardı. Aldatıyordu ve zaten son 6 ayda e, cinsellik de azalmış. Bu şekilde cinselliğin azalması da bir kadında her şey iyi giderken, çok güzel bir cinsellik yaşanırken azalıyorsa mutlaka başka birisi vardır. Bunu da unutmayın. Daha sonra kız 6 ay sonra geri dönmeye çalışıyor. Tabi genelde kadınlarda şöyle olacaktır. Giderler, biraz gezerler. Ee, bu kadın tabi bir şekilde borderline. Borderline demek psikozda değil. Yani doğru karar verebiliyor. Kadınsı tepkiler var. Hipergami de bir kadınsı düşünce ve tepkidir. Ama borderline'larda biraz yoğun yaşanır bu tepkiler. Mutlaka hipergamik. Başka birisini gözüne kestiriyor ve hatta Hasan'ın şüphelendiği birisi var diyor ki benden birazcık daha böyle işte kaslı, daha böyle yapılı daha belki yakışıklı bir çocuk filan tarzında. Yani hipergamik bir alfayı tarif ediyor. Zaten beta sürecine girmiş durumda ama alfalar her zaman illa çok yakışıklı olmak zorunda değil, illa çok kaslı olmak zorunda değil. Alfa bir insan özelliğidir. Kendini sunuş biçimidir ve bir düşünce yapısıdır alfa. İlla çok göbekli bir alfa da olabilir. ...çok kısa boylu bir alfa da olabilir. Hiç para kazanmayan bir alfa da olabilir. Kadına davranış ve kadına hissettirdiğinizle alakalı bir şey. Veya en iyisi olursunuz, çok kaslısınızdır, çok paranız vardır ama betasınızdır. Kadın o beta enerjiyi aldıktan sonra sizi alfa olarak görmez. Hasan'dan beta enerjiyi zaten almaya başlıyor. Zaten tepkisel bir kadın. Ee, cinsellikle kendini göstermeye çalışan bir kadın. Bu arada cinsellikle ilgili bir şey daha söyleyeceğim borderline ile ilgili. Başka bir erkeği zaten seçmiş ama ayrılırken de Hasan'ı acıtarak gitmek istemiş. Ken Hasan da bana diyor ki o kadar çok şey yaptım ben bu kadına. O kadar iyi davrandım. Her şeyimi verdim. El üstünde tuttum ve giderken bile beni yok ederek gitti. Ve ondan sonra tabii Hasan yıkılıyor ve Red Bull ile tanışıyor o, o süreçte. Dedim ki yani sana olabilecek en iki şey olmuş. Bir bu kadın gitmiş. İki sen Red Pill'le tanışmışsın. Ya çocuğun olsaydı? Red Pill'le tanışmasaydın kendine zarar verseydin. Şimdi doğru yolu bulmuş kendine yola devam ediyor. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bir de borderline ve cinsellikle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Daha önce söylediğimi ek olarak da. Borderline'lar cinselliği, çok yoğun bir cinsellik vardır borderline'larda ve kendilerini de çok böyle bir cinsel obje olarak göstermeyi e, severler. Biraz eksibisyonistler bunlar. Her zaman ilgi alaka bunların üzerinde olsun isterler. Birazcık açık saçık giyinirler Instagram'a e, biraz daha açık saçık resimler koyarlar videolar koyarlar devamlı aranıyor modundadırlar. Bunun sebebi de kendilerini tam olarak bir insan olarak kabul etmedikleri için karşı kendi kendilerinin aslında hiçbir değerleri yok bunların. Kendilerini değersiz olarak gördükleri için karşı taraftan cinsellikle değer almaya çalışırlar. Bunların bir kısmının geçmişinde özellikle küçüklükten gelen cinsel travmalarda mevcut borderline'larda. Ve genelde küçüklüklerinde cinsel travma yaşamış kızlar büyüdükleri zaman ne yazık ki Kötü niyetli olmasa bile karşı cinsten ilgi almayı cinsellikle ve et göstererek yapmaya çalışırlar. Bu kadında da başka insanlara cinsellik vererek ilgi alaka alma olayı ne yazık ki varmış. Şimdi gelelim ayrıldıktan sonra ne oluyor? Tabii 6 ay sonra... Hasan'a ulaşmaya çalışıyor. Hasan tabi no contact yapmaya çalışıyor ama bir aşamada kadınlar şunu yapıyorlar her zaman. Yani diyor ki tamam ben bu erkeği buldum. Geçen hafta da konuşuyordum hipergami ile ilgili. Bu da aslında hipergaminin bir devamı olarak bile görebilirsiniz. Gerçi borderline anlatıyorum ama kırmızı haftaki bütün konular iç içe girmiştir. Sonuçta kadın doğasından bahsediyoruz. Kadın diyor ki ben daha iyisini bulabilirim. Süpermenle çıksam bile daha iyisini bulabilirim. Öyle mi? Peki çıktın Süpermen'le. Süpermen olmadığını anladın. Ve ondan sonra tekrar güvendiği sağlam limana dönmek istiyor. Ve hayatın diğer dışarıda o kadar iyi olmadığını fark ediyor. Diyor ki zaten bu adam çantada keklik. Zaten her zaman kıçımdan koştu. Ben bu adama geri döneyim. Peki. Çoğu insan ne yazık ki beta olduğu için böyle bir kadını kabul ediyor. Kabul etmeyecek gibi olduğu zaman kadın zaten size yalan söyleyecektir. Diyecektir ki ben ayrıldım senden ama elime erkek eli değmedi diyecektir. Gerçekten inanıyor musunuz? Eline değmedi belki erkek eli. Ya başka yerlerine. Kadın bu yalanı size söyleyecektir. Çünkü doğru bir şey yaptığını düşünse zaten yalan söylemez. Yanlış bir şey yaptığını bildiği için size yalan söylüyor. Sizi bir şekilde kandırmaya çalışıyor. Hala o saflığı sunuyor. Erkek saflık arar kadında. Kadın da saflığı pazarlar. Her zaman saf olduğunu göstermeye çalışır. Yani pure. Purity İngilizcesi. Saflık diye tercüme ediyorum. Saflık diye ee, tekrar Hasan'a dönmek istiyor. Tabi Hasan kabul etmiyor. O sırada başka birisiyle. Ve o sırada artık kadın diğer kadına saldırmaya başlıyor. Ama iş çok 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 çirkinleşiyor. Burada vindictive dediğim bir kadın tarzı. Vindictive kadın. Yani ölç alan, intikam almaya çalışan, yıpratarak intikam alıp ölç almaya çalışan bir kadın türü ortaya çıkıyor. Çok tehlikeli bir model. Normal ayrıldığınız bir kızda bunu görmezsiniz. İnsan gibi ayrılırsınız. Herkes kendi yoluna gider. Herkes başka insanla birlikte olmak istiyorsa Olabilir ama bir araya gelinmez veya bazı kurallar vardır olur olmaz. Ama borderline bir kadınla ayrıldığınız zaman mutlaka sizden intikam almaya çalışacaktır. Ya direkt olarak almaya çalışacaktır ya da indirekt olarak almaya çalışacaktır. Ee, özellikle bunu ben patern olarak gördüm. Gerek kendi eski ilişkimde gerek de başka arkadaşlar aradıkları zaman ayrıldıkları zaman kadınlar özellikle Instagram accountlarını hemen açarlar hemen açık saçık resimler koymaya başlarlar. Başka insanlarla takıldıklarını ve hayatlarının ne kadar güzel olduğunu ima ederler. Başka insanlara seks verdiklerini, cinsellik verdiklerini ima ederler. Kendilerini bir cinsel obje olarak dünyaya sunarlar. Ama dipnot olarak onlara siz bir cinsel obje olarak davranırsanız da sen bana sadece cinsel obje olarak bakıyorsun diye sizi kınamaya çalışırlar. Kadın aslında kendini o pozisyona koyar. Bakın bu çok önemli. Kadın kendini cinsel obje olarak dünyaya pazarlar. Çünkü kadının en büyük gücü cinselliğidir. Başka hiçbir gücü yok. Kadının elindeki diploma, parası, mevkisi bunun hiçbir önemi yok. Kadın her zaman 60 yaşında bile kendini cinsel obje güzel ve genç olarak görmek ister. Bir cinsellik objesi olarak görmek ister. Ve bir kadına cinsel obje dışında davranırsanız sizi sevmez, sizden nefret eder. Yani kadına eee mesleki olarak değerli bir varlık olarak mı davran, davranayım, cinsel obje olarak mı davranayım diye bir tercih sunsanız o cinselliği tercih edecektir. Ben cinsel olarak erkekleri elde etmek istiyorumun her zaman gücünü ve kudretini yaşamak ister kadın. Ayrıldıktan sonra Instagram hesaplarında bir şekilde kendilerini açıktan ben cinsel objeyim diye sunmaya çalışacaklardır. Evet bir şekilde diğer kadına bu diğer, bu kız diğer kadına hakaretler ediyor. Hala Hasan'ı geri almak istiyor ama alamıyor. Bir şekilde vindictive yani sizden öç alan bir canlıya dönüşüyor. Bu genelde borderline'larda olan bir şey. Onu tercih etme işinizi asla kabul edemezler. Yani şunu bir de bak sen benden ayrıldın. 6 ay gittin, gezdin, tozdun. Yattığın adamın haddi hesabı yok ve hala seni kabul etmemi istiyorsun. Onun mantıksız dünyasındaki cevap evettir. Evet beni kabul etmen lazım. Çünkü aramızda bir bağ var. Seninle aramda hiçbir bağ yok desem bile o kadın onu kabul etmeyecektir. Çünkü borderline kişilik bozukluğunda mantık yok ve mantık dışı tepkisel hareketlerle belli bir aşamadan sonra iş artık yasal boyuta girmeye başlar ki bu kıza zaten savcılıktan dava açmışlar hakaret davası. İşin rengi değişmiş. Bu tarz ilişkileri gördüm. Nadir değil, olacaktır. Hasan'a şunu söyledim sonuç olaraktan. Gene tekrar borderline ara ara geri döneceğim. Bugün Hasan'la güzel bir konsültasyon yaptığımız için sizle paylaşmak istedim bunu. Çok da uzasın istemiyorum video. Böyle bir kadınla baş edebilmenin 3 yolu var. Birinci yolu, birinci olay kendi içinizde bitirebilmek. 4 senelik bir ilişki sonrasındaki Hasan 4 sene yaşamış. Bir anda kadını unutabilmeniz zor olacaktır. Hemen olmayacaktır. Bazı insanlar o unutma işlemine ilişki sırasında başlarlar. Örneğin ben kırmızı hapı ilişkim sırasında aldım. Çünkü ilişki sırasında bunda bir gariplik var. Böyle bir şeyin olmaması lazım diye araç içine girmiştim. Ve o zaman kırmızı hapla tanıştım. Ve benim o ilişkiden çıkışımı sağladı. Hasan daha sonra tanışıyor. Ve hala Hasan'ın bir süreci var, bir iyileşme süreci var. Zaman her şeyi halledecek. Ve zaman ile bu kadından kurtulacaksın. Hala onu düşünüyor. Diyor ben onunla asla birlikte olmam. Ama yine ara ara aklıma geliyor. Tabii ki aklına gelecek bu normal bir şey. Ama belli bir zaman sonra unutacaksın ve sadece kendine kızacaksın. Niye böyle bir şeyi ben kendime izin verdi, izin verdim. Böyle bir kadının bana böyle davranmasına niye izin verdim? kendine kızacaksın. O süreçlerden geçeceksin. Ondan sonra bir çıkış olacak. Zaten ondan sonra sadece güleceksin. Yaşadığın kötü şeyleri bile komik anlatacaksın. O sürece geleceksin. İkinci şey daha pratik olan bir şey. No contact. Kesinlikle ama kesinlikle böyle bir kadınla iletişim içinde olmayın. Hasan dedi ki arada ben girip dedi bu kadının sosyal medya hesaplarına bakıyorum dedi. Merak ediyorum. Dedi, Niye merak ediyorsun? Bakmayacaksın. Bakma. No contact demek no contact demek. Sana bir mesaj attığı zaman blokla sil. Başka bir hesaptan mı atıyor? Bir daha blokla sil. Aynıları ben yaşadım. Bir daha mı atıyorsun? Hakaret mi yazıyor? Önemli mi? Kendini hakaret ediyor. Sil. No contact. Onu uzaklaştırdın. Rahmetli o artık. Öldü o. Yok. Gitti o insan yok artık senin için. Üçüncü boyutu ise daha ciddi bir boyut. Kadın eğer öç alma, intikam işlerine girmeye başlarsa ki bu bana da oldu. O zaman yasal süreci devreye sokman lazım. Savcılık, noter, mahkeme, avukatlar elinden ne geliyorsa kadına şu uyarıyı yapıyorsun. Bu kadın şizofren değil, psikotik değil. Sanal bir dünyada yaşamıyor aslında sanalla gerçek arasında gidip geliyor sınırda. Zaten sınırda kişilik bozukluğudur. Borderline. Mantıksızlık ile mantık arasında gidip gelirler bunlar. Bu kadın tabii kötü kalpli. Genelde borderline'lar kötü kalpli insanlar oluyorlar. Yani borderline'lar böyle kendilerini mağdur olarak göstermesinler. Sevmiyorum borderline'ları. Toplumun bir iblisi aslında bunlar. Çoğu insana zarar veriyor. Kendisine de zarar veriyor. Ama ben hastayım. Ben borderline'ımın çatısı altında, şemsiyesi altında durmasınlar. Gerçekten zarar verici insanlar bunlar. Dediğim gibi son olarak da eğer hakikaten size, sevdiklerinize, çevrenize, hayatınıza zarar veriyorsa o zaman yapacağınız tek şey yasal yollara başvurmak. Dava açabilirsiniz. Sosyal medyada hakaret etti mi? Dava açabilirsiniz. Başıma geldi. Evinizin kapısına mı dayanıyor? Polis çağırın. Başıma geldi. Şunu ver, şunu şunu söylüyorsunuz. Sen bana hakaret edebilirsin. Ama sonuçlarına katlanırsın. Evimin kapısına gelebilirsin. Sonuçlarına katlanırsın. Yine gel, yine polis çağırayım. Bu mesajı vermeniz lazım. Ancak ondan sonra kendilerine biraz geleceklerdir. Genelde kendilerini kontrol edemezler. Ama belli bir yasal sürecin içinde kendilerini kontrol etmeye mecbur kalacaklardır bu kadınlar. Ve son olarak da bir dördüncü şey. Artık kendini hayatının odak noktasına koyman lazım. Kendine odaklanman lazım. Bu sadece bu kadınla olan ilişkinden değil ama bir kırmızı hap erkeği olaraktan kendini yetiştirmen lazım. Ve artık bu tür toksik şeylerden uzaklaşıp ileriye doğru bakman lazım. Hasan'la bugün çok güzel bir konuşmamız oldu. Ee, tekrar ara ara konuşacağım onunla. Çok akıllı bir genç arkadaşımız. Tarzını çok beğendim. Çok iyi insanları ve kadınları hak ediyor. Ee, ve kırmızı hap onun için güzel bir çıkış olmuş. Kendisini tebrik ediyorum. Bugün konuşmam bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi kanala ilgi artıyor. Çok fazla mesaj geliyor. Ee, bu arada bir arkadaş daha yazmıştı. Sanıyorum bir polis arkadaş. Onun da cevaplayacaktım sorusunu fakat onu başka bir gün cevaplayacağım. Çünkü konuşmamız çok uzadı. O da hipergami ile ilgili bir şey sormuştu. Çok fazla mesaj geliyor bazılarınıza konsültasyon yapabiliyorum. Herkesle yapamıyorum çünkü zaman sorunundan ama burada bu tür gelen mesajları açıklayaraktan herkese yardım etmek istiyorum. Hasan da özellikle dediği yayınlayın ki herkes duysun, herkes bir şekilde kendine bir şey katsın diye. Kanalı izlemeye devam edin baylar. Sorularınızı yazabilirsiniz. Instagram'dan ekleyin. Kanalıma abone olun. Umarım faydası olmuştur. Herkese iyi akşamlar.